Sevgili izleyiciler, programımıza şimdi de Türkiye'nin 6. metropol kentlerinden birisi olan Adana ile devam ediyoruz. Sizler de görüyorsunuz şu anda Taş Köprü'nün üstündeyiz. Adana Taş Köprüsü ile, gölleri ile, kebabı ile ve tabii ki bicibicisi ile önlenen bir kentimiz. Aynı zamanda havasının sıcaklığı kadar insanları da sıcak ve bir o kadar da samimi. İsterseniz sizin ilk önce ağzınızı biraz tatlandıralım. 1900'lü yılların ortasında kurulan bir firmaya yolculuk edeceğiz birazdan. Bu firma aynı kurulduğu yerde hala açık üretim, lokum ve helva üreterek faaliyetini sürdürüyor. Dördüncü kuşak tarafından üretilen bu firmanın 3 tane de güzel ortağı var. Dilerseniz bu başarı hikayesini, Adana'nın nasıl gözdesi olduklarını onların bizzat kendisinden dinleyelim. Sevgili izleyiciler, yeni Uğur Şekerleme'deyiz. Yanımızda Mustafa Kemal Özdoğru var. Firmanın ortaklarından birisi. Firma hakkında kendisiyle sohbet edeceğiz. Bize bilgiler verecek. Mustafa Bey, nasılsınız? İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Çok hoş karşıladınız. Teşekkür ederiz bunun için. Sağ olun. Bizler sizi tanıyoruz ama seyircilerimize kendinizi anlatır mısınız? Adım Mustafa Kemal Özdoğru. Yeni Uğur firmasında 4. kuşak olarak firmamızı devam ettirmekteyiz. Kaç yılında kuruldu bu firma? Nasıl ortaya çıktı? Zannediyorum dededen kalma bir meslek bu. Evet. Firmamız 1946 yılında kurulmuştur. 69 yıldır hizmet vermekteyiz. Başka firmalardan sizi ayıran ne gibi özellikler var? Yeni Uğur'un merkez şubesinde, bu dereden kalan yer, yani büyük saatteki yerimizde, müşterilerimiz içeriye girdiği zaman aldıkları ürünün hangi şekilde üretildiğini ve Adana'da biz bir ilki gerçekleştirerek görüntülü imalata geçtik. Yani müşteri içeri girdiği zaman aldığı ürün nasıl yapıldığını, hangi malzemeye kullandığını hepsini göz önünde görebilir. Zaten insanların da Yeni Uğur tercih etmesinin en büyük sebep budur yani. Sevgili izleyiciler, şimdi de üretim alanındayız ve üretimle ilgili bilgileri bir diğer firma ortağı olan Mustafa Kaya'dan alacağız. Mustafa Bey, bize üretim hakkında bilgi verir misiniz? Özellikle üretimimiz 1946 yılında tahin ve helva ürünleriyle başladı. 1990'larda cezerye ve lokum üretimine de geçti. Ama ilk başta dediğim gibi tahin üretimiyle başladı. Üretimimizde tamamen yerli susam ürünleri kullanılmaktadır. Açık üretim yapıyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Yani müşteriler görerek ve bilerek ürünlere sahip olabiliyorlar. Bunun hakkında biraz bilgi verir misiniz bize? Tabii biz köklü bir firma olduğumuz için Adana'da bir ilki gerçekleştirdik. Göz önünde imalat, bu şekerleme sektöründe göz önünde imalatı ilk kuran kurum biziz. Ve müşterilerimiz buraya geldiğinde ürünlerin ne kadar hijyenik bir ortamda üretildiğini görebiliyorlar. Bazı merdiven altı firmaların hijyen koşullarını hiçe sayarak üretim yaptığını televizyonlarda görüyoruz. Biz de tüketicimizin gönlünün ferah olması için üretimimizi tüketicimize açtık. Mehmet Kaya ile birlikteyiz. O da ortaklardan üçüncüsü, genç girişimciler olarak burayı hala sürdürüyorlar faaliyetini 1946'dan beri. Mehmet Bey, öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Mehmet Bey, biz sizi bir tanıyalım öncelikle. Tabii ki. Adım Mehmet, soyadım Kaya. 27 yaşındayım. Kaliteden ödün vermeden bu işi yürütmeye hedefliyorsunuz ve daha da büyümeye gideceksiniz anladığım kadarıyla. Peki bir bayileşme durumunuz var mı ya da şubeleriniz çoğalacak mı? Var mı böyle planlarınız, programlarınız önünüzde?
Paylaşma hakkında zaten çok teklif alıyoruz, cazip teklifler alıyoruz franchising hakkında. İleriye dönük neden olmasın düşünebiliriz tabii ki de. Mehmet Bey, son olarak izleyicilerimize eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Bizim yerimiz belli, Adana'dayız. Kaliteli bir hizmet veriyoruz. Hem ürün yelpazemizde hem de çeşitlerimizde. Adana'ya gelen bütün misafirleri muhakkak ağırlamak isteriz. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, programımız kaldığı yerden devam ediyor.